Bulgaristan'dan son büyük Türk göç dalgası bugün 30. yıl dönümü için sempozyum düzenlediğimiz 1989 yılında gerçekleşti. 1989 göçünün Balkanlardan Türkiye'ye yapılan bütün göçlerden farklı yönleri vardır. Daha önceki göçler ya savaş ya da ikili anlaşmalar sonucunda gerçekleşti. 89 göçü ise kendisini komünist diyen adlandıran fakat uygulamalarıyla faşist bir yönetimin temsilcisi Zhivkov tarafından zorunlu göç şeklinde gerçekleşmiştir. Bu göç yaşanmadan önceki süreçte Bulgar hükümeti tarafından Bulgaristan toprağında 6 asırdan daha fazla yaşamakta olan Türklere insanlık dışı muameleler yapılmıştır. Türk ve Müslüman kimlikleri inkar edilmiş, Türkçe isimler Bulgar isimleriyle değiştirilmiş ve Türk nüfusu Bulgarlaşmaya zorlanmıştır. Bunu kabul etmeyen ve kimliklerini Müslüman Türk olarak açıklayan yaklaşık 350 bin Bulgaristan Türk'ü 1989 yılında Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmıştır. Türkiye'ye gelen 1989 yılı Bulgaristan göçmenlerinin yaklaşık 100 bini Tekirdağ ili ve Çorlu ilçesi sınırları içerisinde yerleşmiştir. Bunların büyük bir kısmı Çorlu'dan ayrılmamış, Çorlu'nun ekonomik ve sosyal hayatında yer almışlardır. 1989 yılında gelenlere Çorlu'nun nüfusu ve ekonomik gelişimi ivme kazanmıştır. Özellikle çalışkanlıkları ile 1989 göçmenleri işverenler tarafından tercih edilmişlerdir. Bu tercihte Bulgaristan göçmenlerinin yasalara ve kurallara uymaları etkili olmuştur. Bu durum Çorlu'da pek çok fabrikanın gelişmesine ve yenilerinin kurulmasına vesile olmuştur. 1989 yılında Bulgaristan'dan gelen yaklaşık 100 bin göçmeni bünyesine alan Çorlu, bu vesileyle Türkiye Trakya'sında nüfus bakımından en büyük yerleşim birimine dönüşmüştür. Bugün 300 bini aşan nüfusuyla Çorlu ilçemiz, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerinden daha büyük bir nüfusa sahip bir yerleşim birimine dönüşmüştür. Günümüzde 89 yılında gelen göçmenlerin ikinci nesil çocukları, anneleri, babalarıyla birlikte Çorlu'da yaşamaya devam etmektedirler. İlk gelen nesil Bulgaristan'da daha çok tarım ağırlıklı bir hayattan sanayinin ihtiyaç duyduğu işçi tarzı bir yaşama geçmişlerdir. Çocukları ise Çorlu'da aldıkları ilk, orta, lise tahsillerinin ardından Türkiye'nin pek çok seçkin üniversitesinde okuma imkanı bulmuşlardır. Türkiye'nin iş hayatında olduğu kadar spor, sanat, kültür, siyaset dünyasında da etkin rol almaya başlamışlardır. Buna örnek vermek gerekirse Çorlu Kan Yardımcılarımız 1978'de, 89'da sempozyumumuzun bilimsel organizasyonunu yapan Profesör Hocamız 1989 yılında Bulgaristan'dan göç edip Çorlu'ya yerleşen bir ailenin mensubudurlar. Bu yönüyle Balkanlar ve özellikle Bulgaristan Çorlu için kültürel ve ekonomik ilişkiler açısından vazgeçilmez bir coğrafyadır. Hem Bulgaristan hem Türkiye vatandaşlığı taşıyan ciddi sayıda Çorlulu mevcuttur. Çorlu'dan Bulgaristan'a yılın her döneminde özellikle bayramlarda dolmuş gibi saat başı otobüslerin kalktığı görülmektedir. Bulgaristan arası gidiş gelişler sayesinde iletişim halindedir. Her gidiş gelişte Türkiye'den Bulgaristan'a, Bulgaristan'dan Türkiye'ye bir bitki, bir çiçek, bir içecek, bir haber gidip gelmekte insanlarımız geçmişleriyle yüzleşmekte, geleceklerini daha nasıl güzel bir hale getirebilirim diye gayret göstermektedirler. Çorlu kıymetli insanların yaşadığı bir kent olduğunu görüyorum. Bulgaristan'dan gelen Türkler çok hızlı bir şekilde Çorlu'da iş ve sosyal hayata adapte olmamışlar, kimseye el açmamışlar, kısa sürede belediyemize ve devletimize vergi ödeyen yurttaşlar haline dönüşebilmişlerdir. Tarih boyunca Çorlu'da yaşayan bu kardeşliğin ve dayanışmanın
en büyük tanıklarından bir tanesi Çorlu kabristanlığıdır. Burayı dikkatle bir gözle gezip mezar taşlarını okuduğunuz zaman pek çok meftumun doğum yerinin Bulgaristan'ın Razgrad, Silistre, Dobrich, Tırgoviç'te, Sliven, Şumlu, Varna, Kırcaali gibi şehirler ve onlara bağlı köyler olarak yazıldığını, ölüm yerinin ise Çorlu olarak belirtildiğini görürsünüz. Bu doğdukları vatanlarını terk etmek zorunda kaldılar. Onlar ise göçe zorlanmadıklarını, Türklerin kendi istekleriyle geziye çıktıklarını iddia ettiler ve iddia etmeye devam ediyorlar. Buradaki amacımız tarihte yaşananları meşhur tarihçi Ranke'nin ifade ettiği gibi gerçek neyse öyle tespit etmek çabasına sadece destek vermektir. Eğer gerçeği tespit edemeziz isek bize gerçek diye sunulanları kabul etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yoktur. Biz de nüfusunun büyük bir bölümünü göçmenlerin oluşturduğu bir ilçenin belediye başkanı olarak bu gerçeğin bilimsel yollarla tespitine destek vermeye karar verdik. Yaşanan olayları ve anıları kayıt altına almaya çalışan 1989 göçünün 30. yıl dönümü Uluslararası Sempozyumu ve 89 yılında Türklerin Bulgaristan'dan zorunlu göçü başlıklı etkinliği düzenlemeyi bir görev olarak bildik. Bu tarihimizin hem de Bulgaristan'da olan münasebetlerimizin daha sağlıklı inşa edileceğine inanıyorum. Bir Balkan lideri olan... Konuşmalarını yapmak üzere Tekirdağ Mahmut Kemal Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Mümin Şahin'i davet ediyorum. İşte Edirne'de Tunca Adası'nda yaşanan vaka ki orada halkımız ağaç kabuklarını yemek zorunda kalmıştır. Tekirdağ'da Yukarı Kılıçlı Köyü'ndeki kaz vakası adı verilen olay bunun en güzel tespitidir. Bunun gibi birçok Trakya'da özellikle vakalar olmuş ve 33 yıllık özellikle iktidarlığının son dönemlerinde işte 1984 olaylarıyla başlayan Todor Zhivkov döneminde artık yaşanamayacak duruma gelen ve birçok insanımızın, soydaşımızın göçüne sebep olan netice itibariyle 89 göçüyle yeniden bir mezalimle karşı karşıya kaldık. Maalesef kaldık. 1928 yılı mübadelesiyle gelmiş bir ailenin çocuğuyum. Babam, annem Tekirdağ doğumlu ama dedelerim bir taraf. Efendim, çalışkandır. Yine bulduğuna şükreder. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sever, fazla sever, beden hemşerisidir. Dolayısıyla bu toprakları iyi anlamak lazım. Bizim insanımızın yaşadığımız zorluklardan dolayı boynum küklüğü vardır, bir şükretme yeri de vardır. O nedenle bu konuda biz şükrederiz. İyi ki de şükrederiz. İlk önce çok teşekkür etmek istiyorum bu organizasyonu davet edildiğiniz için. Ayrıca burada Hak ve Özgürlük Partimizi temsil edip olarak burada bulunuyor. Bu vesileyle bizim genel başkanımız sevgili Mustafa Karabey'e sağ olsun bizim sevgili onursal başkanımız Ahmet Dolan 89'dan sonra bize partiden dışarı bir yaşam tarzı oldu. Çünkü biz böyle Bulgaristan'da belediye başkanı olabilir, meclis üyesi olabilir. Ama bu hep biz birlik, beraberlik içinde olduğumuz için. Tabii ki bizim için Türkiye Cumhuriyeti çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti bizim için ekonomi hepimize bir aman olarak durur. Çünkü böyle kişiler Ahmet Bey'in emeği çok iyi, çoktur. Ama arkada görünmeyen savaşçılar da var. Hepsi sağ olsun. Tekrar... Уважаемые народные представители, уважаемые гости нашего города, уважаемые жители района Шелата, Чорно
bölgesinin saygıdeğer sakinleri. Най-сърдечно много искам да ви поздравя от жителите от нашите братя и сестри на област Благоевград. Любая град бъркесинен кардиберми илетмек истиорам. Гъч олайында тюк ватажлашлари, тюк сойдашлари ищен ряпкалари ищен. От нашия район също има много хора, които намериха послон. Яшаталар, олайшвари, герабин яшатар. И не само с това, че бяха принудени, окудени от нашата държава. Onlar Bulgaristan'dan bizim devletimiz. Sayın Valim, değerli misafir milletvekillerimiz, sayın milletvekilim, rektörüm, acıların tazelendiği, geleceğe ümitle bakmamız gereken barışların tazelendiği böyle bir günde sizleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Günler oradaydım. Gereken Allah'a şükür can kaybı yok, işi yok ama gereken tedbirler alınmıştı. Sayın Valim'e de arz ederim bu bilgileri. Tedbirler aradım. Gayet lütfen biraz geç kaldık, kusura bakmayın. Yine o vatandaşlarımıza ve Tekirdağ'ın tamamına hizmeti yürütme görevini nasip etti. Bilen birisiyim. 1989 zorunlu göçü Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleşen en büyük göçtür. Zorunlu göçe neden olan süreç aslında 1984 yılı sonlarında başladı. Zirkov rejimi soya dönüş adı altında bir asimilasyon programı başlattı. Bu asimilasyonu özellikle fabrikamda çalıştığım gelen arkadaşlarımdan dinlerken halen daha gözyaşlarımı tutamadığımız, heyecanlandığımız bir süreç olduğunu çok iyi yakından anlattı arkadaşlarım. Bütün toplumunun hafızasını silmek ve kimlik değiştirmek istediler. Zirkov rejiminin asimilasyon politikalarına karşı çıkan soydaşlarımız ne yazık ki katledildi. Topluma kaplarında zulme uğradı ve cezaevine atıldı. Tüm bunlar Bulgaristan Türklerini asla yıldırmadı. Ana dilinden, dininden, inanç ve geleneklerinden hiçbir koşulda vazgeçmeyen soydaşlarımız bu asimilasyon politikasına karşı çıktı ve haklı davasını en zor koşullarda altında bile savundu. Şube müdürlüğünü kuruyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde. Biraz daha devam ettiyse, yani bunun çalışmalardan sonra bunu daire başkanlığı seviyesine getireceğiz ve Tekirdağ bu her zaman söylediğim gibi Tekirdağ Balkanların merkezi olacak. Artık İstanbul'un arka bahçesi değil, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan bahçesi olacaktır Tekirdağ. Böyle. Aynı acıların bir daha yaşanmaması ümidiyle hayatlarını Türklerin ve Müslümanların Balkanlarda varoluş mücadelesine adayan tüm soydaşlarıma minnet, rahmet ve saygıyla anılıyorum. Afyasında Türklerin çoğunlukta olduğu ortaya çıkar. Ve Rus general şöyle bir tespitte bulunur. Bu tarihe geçmiştir. Tarih kitaplarda bunun altını çizerek vurgulamak mümkün. Siz nasıl bir ulus devlet olacaksınız? Bu demografik yapıyla. Omlet yemesini istiyorsanız yumurta kırmasını öğreneceksiniz. Yani ulus devlet olmak istiyorsanız ya göçe zorlayacaksınız Türkleri, ya asimile edeceksiniz ya da kılıçtan geçireceksiniz. Bakın bu üç olay da Balkan coğrafyasında gerçekleşmiştir. Çok büyük acılar yaşanmıştır. Bizler göçün ne olduğunu biliyoruz. Göç gerçekten ateşten bir gönül. Son zamanlarda ülkemizin çevresinde yaşanan savaşlar nedeniyle ülkemize sığınan mülteciler var. Özellikle çok sayıda Suriyeli var. 4,5 milyon resmi rakamlara göre, ben Bursa'nın milletvekiliyim, 170 bin Bursa'da Suriyeli sığınmacı var. Hiç kimse bizi Suriyeli sığınmacılarla kıyaslamaz. Biz bu toprakların öz ve öz evlatlarıyız. Balkan Türkleri, Anadolu Türkmenleri. Herkesi tarihi bilince davet ediyor. Diyeceksiniz ki bu nereden çıktı? Neredeyse her gün yazılı ve
gerçekten sözlü ve görsel medyada ve sosyal medyada bu tür Bulgar Türkü, Yunan Türkü, Makedon Türkü gibi yaklaşımlar bizi rencide ediyor. Ve bunlara da tepkilerimizi koymaya devam edeceğiz ki. Bakını severiz. Hiçbir zaman bölen, ayrıştıran değil, hep birleştiren olmuşuzdur. Olmaya devam edeceğiz. Ve öyle bir kültürden geliyoruz ki, Mustafa Kemal Türk'ün Yunanları, evet İzmir'de denize döktüğümüzde Yunan bayrağını ayakları altına alındığı zaman onu kaldırmasını söyleyen bir nesilden geliyoruz. Ama bizim işte maalesef soydaşlarımızın çektiği sıkıntıları biliyoruz. Onların yaşadığı dertleri biliyoruz. Ve en önemlisi de benim bir sınıf arkadaşım vardı. İsmini de buradan yad edeyim. Naci Kurt. Ben Tekirdağ Ziraat Fakültesi'nden mezunum. 91 mezunuyuz. O zamanlar 2. sınıftaydık biz. Değerli arkadaşım Bulgaristan'da eğitimini 3. sınıftan 4'e geçmişti. Ama onu o zamanki akademik kadrolar 2. sınıf olarak başlatmışlardı. Ak malumiyeti dahi o zaman dahi vardı. Yani bu insanlar hiçbir zaman vatanına, ana vatanına baş kaldırmadılar. Sevgili konuşmacıların dedikleri gibi hep ülkesine, ana vatanına bağlı kaldılar. Oradaki aldıkları eğitimlerle bu ülkeye, ana vatanına destek oldular. Hem işlerinde hem de boş zamanlarında bu ülkenin gelişmesi için emek koydular. Ben bütün soydaş demiyorum, bütün oradaki kandaşlarıma onurlu ve gururlandığımı söylüyorum ve hoş geldiler diyorum memleketlerine. Çünkü buradan gitmişlerdi geçmişte, tekrar vatana döndüler ama orada dahi çok güzel işler yaptılar. Yüzyıllar boyu Bulgaristan'da kardeşçe yaşayan Türkler, tarihin farklı dönemlerinde ve farklı nedenlerle ana vatana göç etmek durumunda kalmışlardır. Ana vatan toprakları tarihin her döneminde pek çok ülkeden gelen göçmenlere ev sahipliği yapmıştır, kucak açmıştır. Buradaki insanlar ekmeklerini bölüşmüşlerdir. Sularını paylaşmışlardır. Topraklarını birlikte işlemişlerdir. İş yerlerinde mesleklerini paylaşmışlar, gelirlerini bölüşmüşlerdir. Bu kadar ailecana davranmışlardır. Geçmiş dönemler içerisinde Bulgaristan'da Türklere ve Müslümanlara uygulanan zorunlu asimilasyon politikaları ve baskılar Bulgaristan'dan Türk zorunlu göçünü başlatmış. Bu politikalar neticesinde o günün idarecileri tarafından Türklerin isimlerinin değiştirilmeye zorlanması, Türkçe konuşmanın yasaklanması, ezan okumanın artık yasak hale gelmesi ve bunlara karşı çıkanların hapishanelerde tutuklu ya da hükümlü duruma düşmesi hepimizin bildiği konulardan. 1989 yılının baharında Bulgaristan'ın sınır kapılarını açması ve Türkiye'nin kabulüyle birlikte büyük göç hareketi hepimizin bildiği gibi başlamıştı. Genellikle Türkiye'ye göç edecek kişiler Bulgaristan hükümeti tarafından belirlenerek Türkiye'ye zorunlu göçe mecbur tutulmuşlar. Bunun yanında birçok insan da Bulgaristan'ı kendi rızalarıyla terk etmek mecburiyetine kalmıştır. 1989 Haziran-Temmuz aylarında toplam 300 binden fazla kişi Türkiye'ye giriş yapmıştır. Göç süreci, göçe tabi tutulan Türklerin büyük güvenlik korkuları yaşamalarına neden olmuş, üzerlerinde travmatik bir takım etkiler de yapmıştır. Gruplar halinde bir yerden başka bir yere yönlendirilen, günlerce yollarda, ormanlarda bekletilen, göçe zorlananlar sınır bölgesine sevk edilmiş, bir kısmı da trenlerle Türkiye'ye taşınmışlardır. Türkiye'ye sığınan yüz binlerce göçmen, sınır bölgesine yakın yerlerde, önce çadırlarda, daha sonra okul binaları gibi resmi binalarda konaklattırılarak Trakya'daki değişik bölgelere, Bursa ve İstanbul gibi göçmenlerin akrabalarının bulunduğu Türkiye'nin diğer şehirlerine sevk edilmişlerdir. Yaşanan süreçte uygulanan politikalarda değişiklikler de yaşanmış. 1980'de büyük göç, ardından Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte hem Bulgaristan hem de dünya düzeninde değişmeler olmaya başlamıştır. Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi isimli bir parti bile kuruldu ve seçimlere de katıldı. Seneler sonra
Avrupa Birliği'ne katılan Bulgaristan büyük bir özgüvenle 2012'de geçmişte yapılan asimilasyonları kınadığını da resmen açıkladı. Bugün 30. yılını andığımız böyle bir sempozyumla andığımız büyük göçün aslına bakarsanız burada hiç söylenmeyen, açılış konuşmalarında hiç değinilmeyen kahramanları da vardı. Onlara minnet borçluyuz. Rahmetli o günün Başbakanı Turgut Özal kapıları açmış ve isteyen istediği kadar gelebilir demiş. Bütün bunları yok farz edemeyiz. Ve o kadar paylaşıldı ki, o kadar oradan gelenler bizim Türk ve Müslüman soydaşlarımız o kadar çok sahiplenildi ki burada yaşayan yerli diyebileceğimiz insanlardan daha fazla imkanlar verildi kendilerine. Sıkıntı yaşanmadı mı? Tabii ki yaşandı. Onu baştan da söyledim. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Erol Korkmaz. 1984 olaylarını yaşayan çok ciddi şekilde zarar gören bu işlerden. Peki neler geçti başınızdan o günleri aklınızda canlandırdığınızda şu an neler söylemek istersiniz bize? 1984 sonlarında Bulgaristan komünist rejimi yaklaşık bir buçuk milyon Türk'ü bir ay içinde siz Bulgarsınız diye soya dönüş olacak yani bir program mı nasıl desem bir şey uygulayarak bize bir baskı uygulayarak bizi 1,5 milyon Türk'ü bir ay içinde Bulgar yapmaya kalktılar. Tabii ki baştan ta aşağıdan Kırcaali'den başladılar. Ondan sonra yavaş yavaş kuzeye doğru geldiler yani Romanya sınırında yaşlı yüz biz Dobruca'ya doğru geldiler. Biz Türk halkı olarak önde gelen kişileri bir akşam gece yarısı saat 2 sıraları hepimizi toparladılar önde gelen belki 1000 kişi kadardık ayrı askeri kamplarda orada bizim baskı uygularak isimlerimizi değiştirdiler ve bunu neden yaptılar dersiniz bunu çok basit. Kalan Türk halkına baskı uygulansın, baskı görsünler diye, korksunlar diye daha doğrusu size diyeyim. O esnadan sonra 89'un sonuna kadar rejim Todor Živković düşene kadar bir gün, güzel bir gün yaşamadık Bulgaristan'da. O esnadan sonra sürekli olarak bizi benim gibilerini askeri kamplara gönderdiler, seferberlik ilan ettiler, oraya çalışmayı, zorunlu çalışmayı, bir oraya çalışmayı. En sonunda 86'da Haziran ayında şu andaki Hak ve Özgürlükler Parti'nin kurucusuyum ben. 86'da Haziran ayında bizi kapishanelere attılar ve orada 3 sene 7 ay geçirdim çok zor şartlarda. Bir 14 ayım kadar ölüm hücrelerinde var ve daha doğrusu diyeyim size orada yaşamaya, daha doğrusu ölmeye beni zorladılar anlamıyla. Yani intihara beni ittiler ama ben yaşadım ve başardık. Şöyle diyeyim, kazandık ki Türk halkının haklarını yeniden geri kazandık. Ve çok mutluyum. Şu anda aynısını gene yaparım. Bunu diyeceğim. Peki üzerinden 30 yıl geçti. 30 yılı geriye bakıp düşündüğünüzde az önce bize anlattınız. Şu an geçen 30 yılın ardından neler söyleyeceksiniz? Şöyle diyeyim size. Geçen 30 yılda tamam Bulgar devleti bizden özür diledi Türk halkından ama bir tane mahkum edilen Bulgar yok orada. Onu şöyle şeyden biz orada hukuki yollardan devam ediyoruz mücadelemizi. Mahkum etmeleri lazım ki bir kere daha bir kez daha aynı işe kalkışmasınlar.
Ne için orada bizim, ben burada biz rahat yaşıyoruz burada ama orada nereden baksanız gene 500-600 bin Türk soydaşlarımız var. Gün gelir ki bunları iyicene mahkum etmezseler birkaç kişi oradan, gün gelir gene aynı şeyi tekrarlayabilirler. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Siz tanıyabilir misiniz? Benim adım Durancı Ormanlı. Ben Bulgaristan'ın Yablanova köyünden Ali Ormanlı'nın, Beleni Mağdur Ali Ormanlı'nın kızıyım. 1989 yılında biz de göç ettik. Bizim şimdi... Peki 89'da göç ettiğiniz, 89 yılında ettiğiniz göçün ardından aklınızda kalan hatıralar, sizin için iz bırakan anılar vardır. Nelerdir bunlar? Benim çok uzun, babamı tutukladıktan sonra çok uzun zaman, 6 ay gibi zaman içerisinde ondan haber alamamak, suçsuz yere alıp götürülmesi, Beleni kampına gittiğimde artık tanınmayacak ziyarete, ilk önce babam tutukluydu, sonradan Beleni kampına götürülmüştü. Ve Beleni kampında ilk ziyaretinde babamı tanıyamamıştım ben, yani o kadar çok böyle saçları bembeyaz olmuştu, hep karanlıkta tutulduğu için rengi falan böyle mosmordu, onlara şey böyle dövülmüştü çok, yara izleri her tarafında, dişleri falan dökülmüştü. Bu hiç unutamayacağım bir şey, hatıra, kötü bir hatıra benim için. Trenle gelme hatıranız var sanırım. Onu da dinleyebilir miyiz? Evet, biz sınır dışı edilirken açlık grevindeydik. Neticesinde buraya gelmek istiyorduk. Ayrıca babamı bulunmadı bir süre ve açlık grevine başlamıştık. Aile olarak, ailece. Ve daha sonra bütün örgüt üyeleri de buna katılacaktı. Biz başladığımızın ertesi günü polis geldi bizi ve 4-5 saat içerisinde bu ülkeyi terk edeceksiniz dendi. Pasaportlarımız, vizelerimiz, her şey hazırdı onların elinde. Araçlara bindirdiler bizi, Sofya'ya götürdüler. Sofya'dan Yugoslavya'ya vize vardı, biletlerimiz vardı, gidecektik. Ama oralara biz ulaşamadan trene bindik, akşam trenine. Trene bindik ve kim vardı? Ben vardım, annem vardı, kardeşim vardı. Bir de babamın bir tane Beleni Mağdur arkadaşı vardı. Onun ailesini almadı polisler. Benim de babamın zaten nerede olduğunu bilmiyorduk. Gece trenden belirli bir mesafe gittikten sonra tren durdu ve dediler ki atıyoruz sizi buradan, iniyorsunuz. Nereye? Şey geliyor, kapkaranlık ormanlık bir yerde. Her ne kadar desek de ki yok olur mu, bizim biletimiz var, şuraya kadar gideceğiz. Vizemiz var. Ne hakla bizi dışarı atarsınız? Dinleyen hiç. Zaten iterek atmışlardı böyle bizi. Oradaki çok korkmuştuk, onu hatırlıyorum. Sonradan tekrar Bulgaristan'a döndük ve bayağı büyük bir çabalarla Türkiye Konsolosluğu'na ulaşıp da bizi Türkiye'ye gelmemize yardımcı olmuşlardı. Bu da çok kötü bir hatıra benim için. Ayrıca 30 yıl geçmesine rağmen sorunların hiçbir şekilde geçmediğini, etkisi hala devam ettiğinde, hala devam etmekte. Yani bir isim belgesi alacaksın, o evraklarda sorun çıkıyor, aynı şekilde devam ediyor. Böyle. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Profesör Doktor Ayşe Kayapınar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarih Bölümündenim. Tarih Bölümü Bölüm Başkanıyım aynı zamanda. Hocam, siz aynı zamanda bir 89 göçmenisiniz. Aynı zamanda da bu projeyi, bu sempozyumun koordinatörleri arasındasınız. Neler söyleyeceksiniz projeyle ve sempozyumla ilgili? Öncelikle şunu belirteyim. Aslında şu ana kadar 30 yıl geçmiş oldu. Geriye dönük baktığımız zaman aslında 10 yılda bir bu sempozyum düzenlenmesi gerekiyordu.
İlki 10. yılında maalesef bu fırsat kaçtı ve yapılamadı. İkinci sempozyum Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle düzenlendi ve bir kitap olarak burada sunulan bildiriler yayınlandı. Editörlüğünü de yine aramızda bulunan Profesör Doktor Mehmet Hacı Salihoğlu ve Doçent Doktor Neriman Hacı Salihoğlu yaptılar. Yine onların yardımıyla aslında ben bu işe giriştim. 30. yılında da kaçırmayalım, yeniden bu olayı analım ve anlatalım şeklinde bir düşüncemiz oldu. Ve bu düşünceyle de ağırlıklı olarak 89'da Bulgaristan'dan gelip Çorlu'ya yerleşen bir nüfusun olduğu ve belki de bu sayede büyüyen bir nüfusa sahip olan Çorlu'da yapalım dedik ve bu teklifimizi de Çorlu Belediye Başkanımıza götürdük. O da sağ olsun bize destek verdi. Sponsorumuz odur şu anda. Yine bilimsel anlamda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Profesör Doktor Mümin Şahin hocamız, rektörümüz bize destek verdi. Keza Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor İhsan Çiçek bu projeye destek verdi. O da kendisi Çorlulu, yine Bulgaristan kökenli bir ailenin mensubu. Benim motivasyonum dediğim gibi, yani aslında biraz bir vefa borcu olarak görüyorum ben bunu. Çünkü Çorlu'ya yerleşmiş 89 göçüyle gelen bir ailenin mensubuyum ben de. Ve dolayısıyla Çorlu'yu çok yakından tanıyorum. Her ne kadar yani eğitim dolayısıyla Çorlu dışında bulunsam da yakından tanıyorum. Ve Çorlu'nun özellikle Trakya bölgesi bakımından ve bu noktada yani 89 göçü noktasında bir merkez olduğunu söyleyebilirim. Yani Trakya bölgesi açısından düşündüğümüz zaman. Ve bundan dolayı Çorlu'da biraz da gelecek nesilleri, ve ikinci kuşak aslında artık burada yaşıyor. İkinci kuşağı da bu anlamda Bulgaristan'da neler yaşandı? Tabii çok uzun bir süreç aslında zorunlu göç dediğimiz olay ise 69'lu yıllardan başlayan bir olay. Yani 1969'da başlayan bir olay. Yavaş yavaş doruk noktasına 1984-85 ad değişimiyle ulaştı. Ve nihayeti diyecek olursak o dönemler için büyük gezi dedikleri Bulgarların, ki bizim açımızdan kesinlikle büyük bir gezi değil, ana vatanı gelip yerleşmek anlamında ve bir anlamda da asimilasyondan kurtulmak anlamına gelen bir süreçti. Bu şekilde. Peki hocam, iki gün sürecek sempozyum. Evet. Sempozyumda neler olacak? Az önce bahsettiniz ama gördüğümüz konuklar arasında, konuşmacılar arasında Japon bilim adamları da var sanırım. Bunları sizden dinleyebilir miyim? Şimdi 89 göçü enteresandır. Yani Türkiye'de ve Bulgaristan'da epey bir çalışma yapıldı. Bulgaristan'da akademik düzeyde, belge yayını düzeyinde, Türkiye'de doktora, yüksek lisans düzeyinde çalışmalar yapıldı ve bunların sonuçları da bir kısmı yayınlandı. Dünya literatürüne baktığımız zaman 89 göçü ve öncesi olan süreci Bulgaristan Türkleri üzerine çalışan var mıdır diye baktığımız zaman aslında parmakla sayılabilen bir sayıya ulaşıyoruz. Bundan dolayı yani bizim için yurt dışında bu tür çalışmalar yapan kişiler önemli. Bazılarını da zaten kendi şahsi ilişkilerimiz sayesinde tanıyoruz ve çalışmalarını takip ediyoruz. Bunlardan birisi de Japonya'dan gelen konuğumuz Profesör Doktor Tetsuya Sahara. Kendisi çok dil konuşan, Türkçe, Bulgarca, Balkan dillerini bilen birisi ve dolayısıyla 89 göçünde de enteresandır, Japonya ve medya olarak ve bilim olarak çok ilgi göstermiştir bu olaylara. Dolayısıyla bunun temsilcisi olarak da bir tanesi Profesör Doktor Tetsuya Sahara'dır. O AB sürecinde, Avrupa Birliği sürecinde artık bir üyesi olarak Bulgaristan'ın azınlığına nasıl bakıyor? Yani hoşgörüyle mi, yoksa farklı bir kavramla mı tanımlamak gerekiyor? Bunun üzerinde duracaktır yani. Çok önemli bir konuşmadır. Yeni bir perspektiftir yani. Konuşmacıları tanıtmadan önce belki şunu söylemek lazım. Yani iki günlük bir sempozyum siz söylediniz. Beş oturum halinde gerçekleşiyor. Dört oturum
çift salon halinde gidecek. Dolayısıyla sadece hatırat 5. oturum tek salon halinde olacak. Burada da amacımız tabii ki dinleyiciler tek bir salonda anlatılanlardan istifade etmesi. Tabii gönül isterdi ki bunları tek salonda birleştirmek ama giderek talep sayısı, yani ben de bildiri sunabilirim, katkı sunabilirim diyenlerin sayısı arttınca iki salonu yaymak durumunda kaldık. Ve belirtmek gerekiyor ki 89 göçü 20. yıl dönümü sebebiyle yapılan sempozyumla kıyasladığımızda konu çeşitliliği çok daha fazla. Fazla olmasının sebebi şu: bir kere zaman genişledi, daha uzun bir zaman ortaya çıktı ve ayrıca 89 göçü artık sadece Bulgaristan'da yaşayan Türkleri ilgilendirmiyor. Türkiye'de yaşayan nesilleri de ilgilendirir duruma geldi ve konular çeşitlendi. Yani şunu demek istiyorum: hem Bulgaristan'da bir tarihimiz var, hem Türkiye'de bir tarihimiz var. Yani Bulgaristan'da evet neyle uğraşıyorduk, nasıl bir eğitim görüyorduk, bilinen bir şey. Ama Türkiye'ye geldiğimiz zaman da bir takım meslekler icra eder olduk. Akademide yer alır konuma geldik. Eğitim bakımından çok tabii önem verdi bütün göçmenler. O çocuklarını okuttular. Çok farklı noktalara gelindi haliyle. Bir de enteresandır, yine günümüzün belki globalleşmesinin getirdiği bir netice. İnsanlar sınır lar arası yaşamaya başladılar. Yani 6 ay Türkiye'de kalıp 6 ay Bulgaristan'da yaşayan var. Yine tersini yapanlar var. Dolayısıyla bu aslında bir yerde, yani acılarımızı da dindiren bir süreç oldu. Çünkü daha önce gelenler bir özlem duyuyorlardı. Bulgaristan'a gidememenin acısını çekiyorlardı. Biz günümüzde bu şartlar ortadan kalktığı için, yani zorlayan şartlar ortadan kalktığı için ve kolay paylaştığı için bu geliş gidişler, bundan memnunuz aslında ve bu özlemi daha az belki yaşıyoruz, yani onu ifade etmek isterim. Teşekkür ederiz hocam.